İyi akşamlar. Arkadaşlar bu akşam elimizde bir Ur vakası var. Kuşumuzda genel bir neşesizlik olduğunu gözlemledik. Bundan sonra orta kısmındaki kuyruk tüylerinin de gelmediğini gözlemledikten sonra elimize aldık. Biraz muayene ettik. Muayene edince o kuyruktaki uzun tüylerin olduğu bölgede bir urla karşılaştık. Şimdi bunun muayenesinin nasıl yapıldığını ve nasıl çözüme ulaştırıldığını size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle muayeneye geçelim. Evet arkadaşlar, böyle ilk bakışta bakın görünmüyor. Şurayı ellediğimizde hafif hissedilebilir ama yine de çok anlaşılamıyor. Biraz şurayı açtırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın açtırdığımızda şurada bir fazlalıkla karşılaşıyoruz. Ben bunu biraz inceledim. Bunun içinde tüy patlatamamış. Burada kalmış. Tabii kuşumuza rahatsızlık veriyor. Tüyü de çıkamıyor. Kuyruk tüyü de çıkamıyor. Belki de çıkmayacak. Şimdi bundan nasıl kurtulacağımızı ben göstermeye çalışacağım. Tabii bundan yardım almam lazım. Kuşu birisinin tutması gerekiyor arkadaşlar. Bunu tabii keseceğiz, alacağız. İçinden uru çıkaracağız. Ondan sonra da burayı sterilize edeceğiz. Ve birkaç gün merhemle, antibiyotikli merhemle bu yaranın iyileşmesini temin etmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, burada tüm aletlerimizi önce sterilize ettik. Keskin bir bıçakla ortasından yaracağız ve içindeki dokuyu, uğur dokusunu oradan almaya çalışacağız. Evet, içini temizliyoruz arkadaşlar. Tekrar elimizle muayene ediyoruz. İçeride kalan kısımlarını da şöyle yanlardan bastırarak. Arkadaşlar çok kolayca gelir. Tabii bunu lütfen küçük arkadaşlar, daha önce tecrübesi olmayan arkadaşlar yapmasınlar, veterinere götürsünler. Bu sadece profesyonel, bu işlere alışkın insanlar içindir bu video. Tam sterilize çalışmak gerekiyor, dediğim gibi bilinçli olmak gerekiyor. Tamamını dokunun oradan temizlemek gerekiyor. Evet. İçinde yağ benzer bir doku var. Amaca uygun aletlerimizin de hazır olması gerekiyor arkadaşlar. Şu an neredeyse bitti ameliyatımız. Son parçaları da oradan uzaklaştırıyoruz. İçeride herhangi bir şey kalmadığından emin olmak gerekiyor. Şöyle her şeyi dışarı attırmamız lazım. Tekrarlama olmasın diye. Evet bakın. Tekrar bir şeyler geldi. Bayağı temizlendi arkadaşlar. Şurada da ikinci bir şey geliyor elime. Şunu da almak istiyorum.
Bunun ne olduğunu anlayamadım. Ama çekip alacağım. Evet arkadaşlar, burada da bir sert bir şey var. Bundan da kurtulmak istiyorum. Şimdi bu tüyün kökünü arkadaşlar çıkmasına izin vermediği için kuşumuzun kuyruk tüyleri çıkmıyor. Bundan kurtulmak gerekiyor. Yani belki görüntü biraz hoş olmayabilir ama kuş bununla yaşayamıyor. Yaşarken zorlanıyor. Şimdi bunu tekrar kapatıyorum. Evet, içinin tamamen temiz olduğunu görüyorum ben. Evet arkadaşlar, son parçamızı da aldık. Evet, şimdi içine kıl kaçırmadan tamamen kapatmamız lazım. Yalnız şurada bir şey var. Evet, şöyle kapandı. Bakın kan akmadı. Sadece oradaki dokudan kaynaklı bir şeyimiz var. Kestiğimiz yer şurasıydı. Bakın. Tam olarak kapattık. Çekelim şurayı. Şurada arkadaşlar tekrar anlatıyorum. Boyuna bir kesik yaptık. İçini olduğu gibi temizledik. Şimdi tekrar kapattık. Burası birkaç dakikada şimdi kaynayacaktır. Ben şimdi bunun üzerine merhemi de uygulayacağım. Bakın oldukça da estetik yaptık. Tamamen aynı açtığımız yere. Kan oraya şimdi şey yapıyor. Birkaç dakika daha böyle bekleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi bunun kaynaması için bir 5 dakika bekledik. Üzerine rahatsızlık vermeden şöyle bunu tekrar sterilize ettik. Merhemimizi süreceğiz ve kuşumuzu iyileşmesi için birkaç güne ihtiyacı var. Sanıyorum 4-5 güne hiçbir şikayeti kalmayacaktır bununla ilgili olarak. Evet, şöyle açık kısmını bırakmadık. Hepsini örttük. Bu bölge tamamen artık düzeldi. Kuşumuza geçmiş olsun.